Günaydın. Günaydın şef. Bir kontrol alacağım arkadaşlar, ondan sonra girebilirsiniz. Merhaba, ben Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğretim görevlisi Didem Enderoğlu. Yaklaşık 9 senedir falan üniversitelerde bir fiil ders veriyorum. Aslında çok sevdiğim mesleği yapmak istediğime karar verip bu yola Mutfak Sanatları Akademisi'nden mezun olarak 2016 yılında başladım. Çeşitli restoranlarda çalıştıktan sonra da üniversiteden bir hocam vasıtasıyla bir teklif geldi. Ve bu teklifi değerlendirmek istedim. Üniversite aslında şöyle, bir akademisyen için çok rahat çalışma ortamı olan bir alan ama gastronomi alanı içinde aslında bir o kadar zor kısımları olan bir program. Ne demek yani bu? Sabah bizim dersimiz işte 8.30'da 9'da başlıyorsa biz üniversiteye saat 6'da geliyoruz ve ön hazırlığımızı yapıyoruz. Dersin o gün işlenecek olan bütün reçetelerin çıktısını alıyoruz, ön aşamalarından geçiriyoruz, bütün sınıfın kontrolünü sağlıyoruz. Herhangi bir problem varsa bunları not ediyoruz falan. Öğrenciler geliyorlar, işte kılık kıyafetinden tutun, hijyen, işte çorabına, tırnağına kadar aslında her şeyi kontrol ediyoruz. Burada çeşitli dersler alıyorlar. Ya besin değerlerinden tutun, hijyen, gıda teknolojisi, food styling, işte gerekli branş dersleri, İtalyan mutfağı, İspanyol mutfağı, Fransız mutfağı ve ana temel mutfaklar. Biz kendi ekip arkadaşlarımızla ve aslında üniversitemize sağlamış olduğu güzel bir imkan var. Okul içinde okul yarattık. Yani bu şu demek, belli sınavlardan başarılı şekilde geçen öğrencileri yanımıza asistan öğrenci olarak alıyoruz. Bir asistan sistemi var. Yani şef gelir derse asistan şef vardır, onun yardımcıları vardır öğrenciler. Bu öğrenciler hem hocaya destek olur, hem satın alma kısmında çalışır, hem kontrolleri sağlar, temizliği sağlar, gelen öğrencilerin temizliğiyle ilgilenir. Bu 4 senede bu öğrenci bizim yanımızda A'dan Z'ye aslında sektörel olarak her şeyi görmüş oluyor. Günümüzde gerçekten çalışmak çok ağır bir hale geldi. Hakikaten zor koşullar barındırıyor ve eğer İşinizi severek yapıyorsanız, o sabah 6'da kalkma da, gece 12'de gitme de, 3'te de gitme de, arkadaşlarınızla da buluşamama size gerçekten zulüm gelmiyor. Aksine başarıyı getiriyor. O yüzden benim gençlere tavsiyem muhtemelen şu olurdu, gerçekten sevdikleri işi yapsınlar. Yani ben öyle yaptığım için çok mutluyum. Her gün hobimi gerçekleştiriyorum, her gün burayı severek geliyorum. Ben şanslı görüyorum bu konuda Türkiye'de bu şekilde çalışırken kendimi.